Acil servis hatlarında çalışan operatörler her gün yüzlerce aramaya cevap veriyorlar. Bunların birçoğu zaman geçirmek, şaka yapmak ya da ilgisiz sorular sormak için bu hatları meşgul edenler olsa da elbette son derece kritik durumlarda verilen hızlı tepkiler birçok kez hayat kurtarıyor. Bu yüzden işe başlamadan önce özel bir eğitim alan operatörler karşılaşabilecekleri durumlara önceden hazırlanıyor, en doğru tepkiyi vermeleri amaçlanıyor. Arayan kişiye neredesin, yaralı mısın ya da tehlikede misin gibi kritik sorular yönelterek en hızlı şekilde yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. Peki arayan kişi konuşamazsa, mesela 3 yaşında bir çocuksa ona nasıl yardım edecekler? Bunun en başarılı örneklerinden birini Mary Wright adlı 911 çalışanı verdi. Mary o gün çok sayıda çağrıyla karşılaşmış, artık mesaisinin sonlarına yaklaşmıştı. Kendisine düşen son aramayı cevapladığında başlangıçta bunun sessiz bir çağrı olduğunu, birilerinin dalga geçmeye çalıştığını düşündü. Ancak kulağındaki sesi yükselttiğinde derinden gelen bir bebek ağlaması duydu. Birkaç kez ısrarla "Beni duyabiliyor musun?" diye seslendi. Ardından ürkek bir çocuk sesi "Anne!" diye fısıldadı. Mary tüm dikkatini vererek çocuğa annesi ya da babasının yanında olup olmadığını sordu. Cevap hayırdı. Kızın olduğu yerden köpek havlamaları da geliyordu. Annesinin dışarı çıktığını söyleyen çocuk, adresinin neresi olduğu sorusuna ise yanıt veremedi. Mary, küçük kızı mümkün olduğunca hatta tutarak aradığı noktayı belirlemeye çalıştı. "Adın ne? Kaç yaşındasın? Havlayan köpekler senin mi?" diye arka arkaya sorular sorsa da hiçbirine yanıt alamadı. Ancak neyse ki hat kesilmeden önce 8 dakika süren görüşme sırasında arama yapılan bölgeyi tespit edebilmişti. Mary adrese polisleri yönlendirdi ve durum hakkında bilgi verdi. Polisler verilen bölgeye gittiğinde oldukça pis ve bakımsız bir evle karşılaştı. Köpek havlamaları onların doğru adrese geldiğini gösteriyordu. İçeride ikisi bağlı 3 köpek olduğunu gördüler. Oldukça saldırgan davranan serbest köpeği güçlükle sakinleştirip içeri girdiler. Aramayı yapan 3 yaşındaki kız bir köşedeydi ama yalnız değildi. Kucağında küçük kardeşi vardı ve altındaki bez tamamen dolmuştu. İkisi de aç görünüyordu. Buzdolabı bomboştu. Polis çocukların ne kadar süredir bu halde olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu sırada memurlardan biri sehpanın üzerinde bir silah gördü. Üstelik kontrol ettiğinde dolu olduğunu fark etti. Saldırgan köpekler ve dolu bir silahla pislik ve sefalet içinde bırakılan çocukların durumu polisleri hayrete düşürmüştü. Sosyal hizmetlerden bir ekibe çocuklar teslim edilirken 2 saat sonra anne Yayara Tirado geldi. Polisleri görünce yaşadığı şaşkınlıktan sonra sadece 5 dakikalığına bir arkadaşıyla kahve içmeye gittiğini söyledi. Ama komşusu onu saatler önce gelen bir arabaya binip giderken görmüştü. Tirado ile birlikte evdeki silahın sahibi olduğu öğrenilen erkek arkadaşı Jacob Kruger, çocukları ihmal ve tehlikeye atmak suçlamasıyla tutuklandı. Ama onlar için belirlenen 5000 dolarlık kefaletin ödenmesi üzerine serbest kaldılar. Neyse ki eyalet yaptıklarından sonra çocukların devlet korumasına alınmasına karar verdi. 911 operatörü Mary ise dikkati ve özeni sayesinde iki kardeşin başlarına kötü bir şey gelmeden kurtulmalarını sağlamıştı. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.